Malatya'nın zaten ilk mesela Medipol Başakşehir'den İstanbul'dan puan aldı. Beşiktaş'tan da puan almıştı galiba. Yok, 2-1 yenildi. Yani yenildim öyle. Fenerbahçe evet, aldı. Maçı vardı. Yok, yenildi Fenerbahçe ama kendi sahasında kazandı. Galatasaray'a yenildiler kendi sahasında hatırlıyorsam. Trabzon'u 5-0 yenildiler. Yani güçlü takımlarla oynarken bir kendi ceza sahasının 7-8 metre dışında ve rakip yaralanının ilk diliminin 7-8 metre önünde bir çizgileri var. Çok doğru bir alan savunması yapıyorlar. Hücumlarda da tabii kadroda da zafiyet var. Hem devre arası santraforlarını sattılar. Daha sonra bu filmi gibi oyuncular da bugün sakat veya cezalı olduğu için etkili. 3 sakat, bir tek kaleci cezalı. Kamara, Bifuma, Pereira. Özellikle kontradan iyi giden bir takımdı. Bugün savunma sıkıntısı yok. 3 pozisyonu var Beşiktaş'ın ama bir tane Burak'ın getirip Laiç'in kaleci Ertecin çıkardı. O gol olsa vardan iptal olurdu yalnız. O pozisyonun başlangıcı Burak offside. Onu söyleyeyim. 1. dakika var. Burak'ın ilk dakika rakibin hatasından bence Lens'in kötü pası var orada. Yani Burak için %100 gol pozisyonu, %99 gol pozisyonu diyemeyiz. Öndeki oyuncuya, daha öndeki Laiç'e böyle paralel atması daha uygun olurdu. Onun devamında vuruşundan sonra Güven de iyi vuramadı. Şimdi tabii dengeler sayısal anlamda bozuldu. İlk yarıda özellikle Malatya takımının kazansa yer değiştirecek Beşiktaş'la ve ligin şu anda 22. haftası mı? Evet. 22. haftası olmasına rağmen ligde bu durumda olması, hem antrenör takımı deriz ya, böyle antrenörün belli bir felsefesi var. Böyle felsefeyle kazanmaya veya kaybetmemeden kazanmaya giden bir teknik adam. Evet.